Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İstanbul Tuzla'dan devam ediyoruz. Yanımızda Timon'a Gemi Bakım ve Onarım Hizmetleri'nin kurucu ortaklarından Ali Yaman Bey bulunuyor. Öncelikle evet. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ali Bey kimdir? Ali Bey 88 tarihinde bu sektöre başlayıp yıllarca yeri geldi amelilik yaparak, yeri geldi ustalık yaparak. Yani çıraklıktan gelen değil mi? Evet, emekçi olarak yani emekçilikten gelen, çıraklıktan gelen birisiyiz. Burada gemi, bakım, onarım hizmetleri yapıyoruz ama tabii aynı zamanda gemi imalatı da gerçekleştiriyoruz. Evet. Bahseder misiniz çalışmalarımızdan sevgili izleyenlerimize? Çalışmalarımızdan gemi bozma, hı-hı, saç değiştirme, kaynakları, hı-hı, işte sıfır inşa, boru imalatı, boru montajı, BVT sistemleri, hı-hı, deniz suyu devreleri, hı-hı, işte yangın devreleri, hı-hı, yani hidrolik devreleri, hı-hı, gemi üzerinde ne kadar ne varsa hepsini elimizden geldiği kadar tamirini, bakımını, hı-hı, yapıyoruz. Peki bu gemilerimiz biliyorsunuz suyun üzerinde yerine göre uzun zaman yol alırlar. O yüzden ister istemez dış etkenlerden aynı zamanda kullanımdan dolayı tabii ki bakım ve tadilat gerekiyor. Ne kadar sürede, yani bu araç gibi değil, yani tabii ki aracımız nasıl kullandığımız, otomobilimize periyodik bakımdan yaptırmamız gerekiyorsa buna daha fazla gerekiyor. Çünkü tuzlu su etkisinde kalıyor, onun haricinde kullanımı var, tabii ki sirkülasyon var, yerine göre yük taşıyan gemiler olabiliyor. Yani birçok sektörde veya normalde kullanılan gemiler olduğu için ne kadar sürede periyodik bakımların yapılması gerekiyor ve hangi bakımların mutlaka yapılması gerekiyor ki biliyorsunuz ki gemide çalışan insanların hayatı çok önemli. Şimdi normalde gemiler 5 senede bir genel bakım olarak tamire giriyor. Ama tabii ki senelik periyodik muayeneler oluyor. Bu 5 senede bir bakıma girdiğinde genel kapsamda saç ölçümcüleri gelir. İşte geminin kendi aksamında kaptanları olur, makine mühendisleri olur. Onların belirlediği yerlerde çürük olanlar, efendime söyleyeyim deformasyon olan yerlerin genelde hepsinin değiştirip bakım onarımlarını kısa bir mesafede tabii ki yapıyoruz da şu şekilde kendi aramızda belli bir sözleşmeler yapıyoruz. Hı hı. Atıyoruz ki işte belli bir süre veriyoruz diyoruz, hı hı, ki işte 10 günlük süre veya 20 günlük süre veya, hı hı, geminin işine göre bir süre, hı hı, veriyoruz. Genelde bir ay içerisinde, hı hı, 60 personelimizle falan bir ay içerisinde çok bitirdiğimiz projelerimiz, hı hı, aşırı şekilde yoğun, hı hı, bir işlerimiz tamamlıyorsunuz. Tamamlıyoruz. Çoğunu başarıyoruz. Sıfır projelerimizde 6 ay periyotlarda oluyor genelde. Geminin tonajına göre atıyoruz ki 10 bin tonluk geminin tonajı 6 ay ve 7 ay içerisinde, hı-hı, tamamlanıyor. 20 bin tonluk, 15 bin tonluk gemilerin belli bir süreleri de, hı-hı, işte 12 ay ile 15 ay arasında, hı-hı, tamamlanıyor. Evet. Yani oradaki o periyotlara göre personel sayımızı bazen 100 kişiye çıkarıyoruz, hı hı, bazen 60 kişide kalıyoruz, bazen 150 kişiye, hı hı, personel sayımızı çıkartabiliyoruz işin yoğunluğuna göre. Hı hı. Çok güzel. Yani tabii proje bazında olduğu zaman daha, evet, fazla personel gerekebiliyor sıfırdan olduğu için. Evet, sıfırdan olduğu için daha bilgili, daha tecrübeli, daha kaliteli personellerle, hı hı, çalışmak zorundayız. Çünkü proje bazlı gittiği, hı, için. Bu gemi yapımında oluyor değil mi efendim? Bu bakım, evet, onları değil mi? Gemi yapımından bahsediyoruz. Onun, evet, gemi yapımından, hı, sıfır proje yapımından bahsediyoruz. Evet, aynen. Süper için komple, evet, yapılışından bahsediyorsunuz, evet. Yani onda çok kapsamlı bir geniş işler olduğu için, tabii, o bayağı bir süreçte zamanımızı alıyor. İşte geminin tonaj büyüklüğüne, hı, göre o periyotta aylara yayarak ona göre belli bir sözleşmemizi yapıp
Evet. Ona göre hizmet veriyoruz. Peki bu malzemelerinizi yurt dışından mı getiriyorsunuz yoksa kendiniz mi imalatını gerçekleştiriyorsunuz? Bazı malzemeleri bu çevrede malzemeci dostlarımız, güzel kardeşlerimiz var. Onlarla bir yola geçerek oradan tedarik ediyoruz. Atölye imalatlarımızı genelde atölyede imalatlarını yapıp geminin üstünde montajını yapıyoruz. Evet. Ve bunlar da sağlamlık da çok önemli. Tamam bakım yapılacak ama baştan temelden proje bazında onların doğru şekilde yapılması ve kaliteli ürünlerin kullanılması da çok önemli. Sizin firmanızın kalite unsurlarını belirleyen unsurlar nelerdir? Sizce kalite nedir? Bizce kalite şu şekilde. Bir çalıştığınız personel gerçekten güzel, sanatkar bir personelle çalışırsanız, işi bilen bir personelle çalışırsanız kalite budur. Değil mi? Evet. Ama yoldan geçen herhangi birisiyle çalışırsanız kaliteniz olmaz. Zaten siz o insanlarla çalışmıyorsunuz. Çalışamıyoruz. Çünkü normalde piyasada öyle bir insanlarla veya öyle bir biz sanatkarız diyen insanlarla çalıştığınız zaman tecrübe ediyorsunuz. Zaten yaptığınız iş geriye dönüp baktığı zaman kendisini gösteriyor. Ne kadar kalitedir, ne kadar kalite değildir diye o şekilde gösteriyor. Artı malzemelerin kalitesi olaraktan bütün aldığımız malzemelerin hepsinin normalde kalite belgeleri vardır. Şeyleri vardır. İşte klas olaraktan belgesi vardır. İşte BMB olaraktan belgeleri vardır. Bu belgeler ile beraber biz bu işleri yaparaktan müşterimize de o belgeleri sunuyoruz. Ne güzel. En azından yapılan işlemleri ve neyin kullanıldığını görmüş olurlar ki onlar da gönül rahatlığıyla tabii ki bunları kullanabiliyorlar. Bir de bakım onarıma biraz değinmek istiyorum. Sizin bildiğimiz kadarıyla hem tersanelerde yapabiliyorsunuz aynı zamanda denizde de bu bakım onarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki yapılan tercih isteğe göre daha çok yani deniz olması tercihen daha uygun oluyor değil mi? Tabii ki yani deniz açıkta mesela denizin ortasında personelimizle takımlarımızla gemiye çıkarız. Atıyoruz ki geminin 5 günlük veya 10 günlük bir süresi var. 5-10 günlük sürede elimizden ne geliyorsa ama geceli çift vardiya çalıştırarak gece vardiyasını ayrı yapıyoruz. Efendime söyleyeyim gündüz vardiyasını ayrı yaparak yani gece gündüz. 5 günde söz veriyorsak 5 günde tamamlıyoruz, 10 günde söz veriyorsak 10 günde tamamlıyoruz. Çünkü çift vardiya olarak çalışıyoruz gemilerde, açıklarda. Bir de bu işlerin doğru kişiler tarafından yaptırılması, doğru kişiler yaptırılması çok önemli biliyor musunuz? Yani sonuçta burada orada çalışan insanların canı söz konusu olduğu için yani bu proje bazında olursa olsa da sevgili izleyenler sadece proje bazı için söylemiyoruz bunu. Bakın onarım olduğu zaman da proje bazında olduğu zaman da eğer sıfırdan yapıyorsam doğru malzemelerin kullanılması gerekiyor. Eğer bakım onarımı yapılıyorsa belki sizin yaptığınız bir gemi değil ama bunların da doğru şekilde yapılıp doğru şekilde hazırlanması gerekiyor ki uzun zaman o gemide yol alan insana Allah korusun herhangi bir sıkıntı olduğu zaman canlarına tabii ki mal olmaması açısından değil mi? Bu konuda tabii çok ki önemli. Ben öyle düşünüyorum en azından. Tabii ki yani biz her yaptığımız işe normalde 5 sene garanti veriyoruz. 5 senede kendi kontrolümüzün altında oluyor. Ne güzel. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki herkes kendi yaptığı işten sorumlu. Biz bugüne kadar yaptığımız işlerden kesinlikle bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü biz o iş neyse biz onu yapmak istiyoruz. Başkaları gibi hani biz bunu yaptık da gönderelim de gitsin de falan biz bu şekilde düşünmüyoruz. Çünkü biz bu işi yaparken önce karşımızdaki armatörleri ve o gemideki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı düşünerekten bu şekilde bu işi yapıyoruz. Çünkü karşımızdaki arkadaşlarımızın, dostlarımızın hepsinin bir ailesi var. Hepsinin annesi olsun, çocuğu olsun, eşi olsun. Biz bunları düşünerekten hareket ediyoruz. Biz bunları düşünerekten o işi kaliteli ve sağlam yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel ifade ettiniz. Evet. Çünkü en ufak bir hata sevgili izleyenler birçok insanın hayatına mal olabiliyor. Çünkü o gemilerde yük taşınıyor, uzun yol yapıyor ve suda gidiyor. Yani
hiçbir şekilde Allah korusun herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman gemiler kırılabilir, bölünebilir veya batabilir ya da o insanların canına, malına, her şeyine zarar gelebilir. Böyle şeyler yaşanmaması için profesyonel, işin ehli insanlarla çalışmak her zaman huzurlu bir şekilde yol almamızı sağlar. Peki son olarak geleceğinin plan, proje ve hedefleriniz nelerdir efendim? Trimola gemi bakım ve onarım hizmetleri olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyenlerimize? Şu an son olarak söyleyeceğim, işçiliğimizden ve insanlığımızdan hiçbir zaman övün vermemek, gerçekten bir işi yaparken karşımızdaki insanların ailelerini ve armatörlerimizin malını düşünerekten... Hem mal hem can değil mi? Evet, yapmak isteriz. Yine aynı bu şekilde Allah'ın izniyle devam diyorsunuz. Etmek isteriz. Tabii ki herkesin bir hedefleri var. Kısmet diyelim. Değil Allah mi? Her şeyin hayırlısı nasip etsin diyelim. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben de teşekkür ederim.